Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. İyi bir cumartesi günü diliyorum hepinize. Umarım hafta sonunda, hiç olmaz hafta sonunda biraz huzur bulursunuz. Benden size naçizane bir abi, bir dost, bir dede, bir arkadaş tavsiyesi. Hafta sonlarınızı öyle ya da böyle ülkenin dertlerinden uzak geçirmeye çalışın. Ya dede içindeyiz ya, dertlerin dibine kadar girmişiz. Biliyorum. Elbette biliyorum. Ama insan beyninin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bütün mesele beyninizi bu konuda kullanabilmektir. O beyin hepimize lazım. Bakınız, o beyin hepimize lazım. O nedenle çok da fazla yormanın bir anlamı yok gibi geliyor bana. Tabii ki karar sizlerin. Bu sabah yine Korkusuz Gazetesi'nden İki yazımı okuyacağım size. Ondan sonra da gündeme geçeceğim. Gündemde ne var? Bana göre yine söylüyorum. Gündemde Avrupa Birliği üyesi, o kurucu ülkeler, yani baba ülkeler, ana ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yargı kararları konusunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargı kararları konusunda uyarması ve bunun üzerine Türkiye'de kopan fırtına var. Ve bir fotoğraf var. Çok önemli bir fotoğraf. Bu fotoğraf bilinmiyor değil. Bu fotoğraf biliniyor. Bu fotoğrafta ayıp bir şey de yok. Ayıp bir şey yok ama o fotoğrafta bulunan kişinin ettiği çok büyük ayıplar var. Oraya da geleceğiz. Şimdi müsaadenizle bu iki yazımı okuyayım. Yazının başlığı 40 yıldır hiçbir şey değişmemiş. Sözcü'den Sultan Uçar'ın bir haberini okuyunca kanım dondu. Haber kısaca şöyle. Boğaziçi hariç Türkiye'deki bütün üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapılıp 500 TL'den internette satılıyor. İşsizim, param yok diye pazarlık yaptık. ODTÜ'nün diplomasını sakın korkmayın, noter tasdikli, asla anlaşılmaz diye güvence vererek 450 TL'ye indirdiler. Sultan'ın haberi beni gençlik yıllarıma götürdü. Hangi yıldı unuttum ama aylardan Aralık idi. Hangi gün olduğunu da hatırlamıyorum. Ancak savcı ve polisin kimi hırsız, siyasetçi, bürokrat ve sözde iş insanlarının suçüstü yakaladıklarını öğrendiğimde saate baktım. 17:25 idi. Vay anasını, yay anasını diye hayretlere düştüm. Suçüstü yakalanan bürokrat ve sözde iş insanları savcılıklara götürülüp teslim ediliyor, sorgulama sonrasında da hapse atılıyorlardı. Bir de ne göreyim? Bir ay kadar sonra hırsızları suçüstü yakalayan savcı ve polisler hapse atılırken, suçüstü yakalananlar ise pişmiş kelleler gibi sırıtarak hapishanelerden çıkıyorlardı. Diyeceksiniz ki, yahu dede, Sultan Uçar'ın haberiyle senin gençlik yıllarında yaşanan bu soygun olayı ne alaka? Şu alaka, Sultan'ın haberinin yanına siyasetçi, bürokrat, sözde iş adam ortaklığında kamu mallarının nasıl yağmalandığını belgeleriyle, görüntüleriyle, açık, gizli tanık değil yani, tanıklıklarıyla kamuoyuna duyuran Sedat Peker'in bu iddialarından hiçbiri savcılıklar tarafından soruşturulmadı. Hiç kimse görevden alınmadı ya da istifa etmedi. Bir tek Allah'ın kulu tutuklanmadı. Ama bütün bu yolsuzlukları, hırsızlıkları, ahlaksızlıkları belgeleriyle aktaran Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu haberleri okuyunca ilk gençlik yıllarımda diktatörlük döneminde yaşanan o olayı hatırladım. Zira 40 yıldır hiçbir şey değişmemişti. En çok korkmaktan korkarım ama itiraf etmeliyim ki artık korkuyorum. Korkuyorum çünkü bu halkın %85'i savaş ve fetih meraklısı. Korkuyorum çünkü bu hamaset ülkemizin sonu olacak. Korkuyorum çünkü politikacıların, gazetecilerin, hepsinin değil ve halkın %85'inin akılları tutulmuş, vicdanları körenmiş. Millet İttifakı o kadar güzel işler yaparken birden
hamasiliğin çıkmaz sokağına sapıyor. İttifakın lider ve sözcüleri iktidarın peşine takılıyor. Ülkeyi yönetemediğini, ekonomiyi batırdığını iddia ettikleri, tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu getir dedikleri kişiye mecliste tek başına ülkeyi savaşa sokma yetkisi vereceklerini açıklıyor. Durum böyle olunca benim gibi iyimser biri bile yoksa diye sorup olumsuz şeyler düşünmek zorunda kalıyor. Neyse, yine de enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. Şimdi bir de haber okuyayım. Müsaadenizle. 1452 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında Soros artığı ifadesini kullanmasına ilişkin olarak son derece esef vericidir ve Cumhurbaşkanlığı makamının ciddiyetine uygun düşmemiştir değerlendirmesini yaptı. Kavala bu şartlar altında adil bir yargılama yapılmasına imkan kalmadığından bundan sonra duruşmalara katılmamın anlamsız olacağına inanıyorum dedi. Canlarım, Osman Kavala tutun ki suçlu. Tutun ki suçlu. Bakın tekrarlıyorum, hiç suçu yok. Suçu Soros'la beraber olması. Soros kim? Dünyanın. Efendim siz sevmeyebilirsiniz, siz nefret edebilirsiniz. Bir zamanlar benim genel başkan yardımcılığını yaptığım sevgili dostum Besim Tübuğ'un da ortağıydı. Besim Tübuğ'un işlerinden, turizm işlerinden hisse almıştı. Adam olağanüstü, uyanık bir adam. Olan dünyanın en büyük borsa spekülatörü, spekülatörlük suç da değildir, ayıp da değildir. Lütfen bir defa burada artık bu konuda kesinlikle mutabık kalmamız lazım. Suç olan manipülatörlüktür. Yani suç olan şu, ekonomi öyle şaha kalkacak, öyle şaha kalkacak ki döviz kurları düşecek, Türk lira değer kazanacak. Bunu söyleyen kişi ülkenin cumhurbaşkanıysa, ekonomiden sorumlu bakanıysa, İçişleri Bakanıysa külliyen suç. Külliyen ağır cezalık suçtur. Yani Soros manipülatör değil. Soros spekülatör. Besim Tübuk'la ortaklığında acayip para kaybetti. Acayip para kaybetti. Bu Milas'taki ünlü büyük arazilerde yaklaşık 40 bin çok lüks konut yapılacak. Hatta yeni bir İstanbul inşa edecekti eski İstanbul'un düşündüğünüz zaman. Çünkü tipik İstanbul Boğazı'nın bir kopyası var adeta orada. Adam da geldi bundan 25 sene kadar önce, 20-22 sene önce çok büyük bir yatırım olduğunu görerek hisse aldı. Ama Besim Tübuk'a o işi yapması için imar vermediler. Sonra adam da imar verilmeyince bekledi. Onu aldığı hisseyi 3'e sattı gitti. Yani şimdi bu adam hep para kazanıyor. Ülkelerin ekonomileriyle oynuyor. Böyle bir şey yok. Artık lütfen bunu kabul edelim. Böyle bir şey yok. Ve Soros'la konuşmak, Soros'la buluşmak ayıp değildir yahu. Ya insanlar Reza Zarrab'la yan yana kol kola yürüdüler ya. Sabıka Holding'in sahibi, çocuk ne oldu sahi ya? Neyse, Sezgin Baran Korkmaz da yan yana yürüdüler. Neredeyse el ele yürüyorlardı, bakanlar arkadan geliyordu ya. Ayıp olan bunlar ya, suç olan bunlar. Soros o insanlarla adı yan yana anılmayacak derecede dünya çapında saygınlığı olan bir iş adamı. Efendim sevmiyoruz, ya bana ne sevmiyorsanız ya, sevmezseniz sevmeyin. Ama ben sizinle doğruları paylaşmak zorundayım. Ben size yalan söyleyemem. Evet canlarım, şimdi bakınız, bir ülkenin cumhurbaşkanı anayasamızın 138. maddesi gereğince sadece cumhurbaşkanı değil, hiçbir yetkili, hiçbir hükümet yetkilisi, hiçbir yargı mensubu, yargılanmakta olan bir dava dosyası hakkında görüş belirtemez. Belirtirse ağır cezalık suçtur. Anayasayı ihlal suçudur. Osman Kavala yargılanıyor mu? Yargılanıyor. Cumhurbaşkanı Osman Kavala yargılanırken Soros artığı diyebilir mi? Adam çünkü Soros'la olan yakınlığından dolayı yargılanıyor. Yargılanıyor da belge melge suç
casusluk yaptığına ilişkin bir tane belge yok. Bir tek belge yok. Daha savcılığın iddianamesi net olarak hazırlanmış değil. 1452 gün olmuş üzerinden, artık bugün 1454 gün. Adamla ilgili daha hala savcılık mütalası yok yahu. Yani şu kadar ceza istiyoruz demiyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Canlarım, böyle bir şey olabilir mi? Mümkün olmaması lazım. Ama Türkiye'de oluyor. Şimdi gelin bir de fotoğrafa bakalım hep beraber. Bulgular. Fotoğrafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iş insanı George Soros'u aynı masada gösterdiği iddiası doğru. Fotoğraf üzerinde herhangi bir montaj bulunmuyor. Görüşme 2003 yılında İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu sırasında Victoria Oteli'nde gerçekleşmiş. Evet, işte fotoğraf bu. Bu fotoğraftaki kişi Recep Tayyip Erdoğan. Bu fotoğraf için montaj dediler. Kim? Erdoğan'ın yakın çevresi ve gazetecileri. Bu fotoğraf montaj dediler. Bugüne kadar hiçbir doğrulaması ya da yanlışlaması yazdıklarının dışında çıkmayan en güvenilir teyit kurumlarından biri olan teyit.org, yani bir haberin doğruluğunu ya da yanlışlığını teyit eden bu internet sitesi, bu fotoğrafın doğru olduğunu teyit ediyor. Bütün dünya teyit ediyor. Yanında da o zamanlar henüz milletvekili olmayan, danışmanlığını yapan Egemen Bağış var. Ya canlarım benim. Suç mu şimdi? Hayır, hiç suç değil. Hayır. Ancak bugün yine korkusuz da benim köşe komşum sevgili Ahmet Takan kardeşimin bir haberi var. Ahmet o dönemlerde Abdullah Gül, başbakan Abdullah Gül'ün basın danışmanlarından biri. Ahmet Takan yaşadığı olayı bizzat anlatıyor köşesinde. Bizzat diyor ki, o fotoğraf ne ki diyor. Ben Soros'un tebdili kıyafet gibi adeta, yani kendisini gizlemeye çalışarak otelin arka kapısından geldiğini ve Tayyip Erdoğan'ın odasına usulca alındığını gördüm. Hem de Abdullah Gül'e haber bile verilmeden. Ben de o sırada tesadüfen oradaydım. Yani görev icabı orada da, ama Tayyip Erdoğan'ın kapısından Soros içeri alırlarken dışarıdan girişini görüp takip ediyor Ahmet Takan. Takip ediyor ve Erdoğan'ın odasına gizlice girdiğini, içeri girerken de içeriye alanların yaptıklarını anlatıyor. Hadi bakalım bunu yalanlasınlar şimdi. Ahmet Takan'ın haberini yalanlasınlar. Yahu bugüne kadar Osman Kavala Soros'la bir kere bile gizli görüşmedi ya. Canlarım, çok kötü bir ülke haline getirildik. İşte onun için korkuyorum artık. Onun için korkuyorum ama yine de umutlarımı kesinlikle taze tutuyorum, diri tutuyorum. Sonunda göreceksiniz ki demokratik hukuk devleti kazanacak. Sonunda laik devlet kazanacak. Sonunda sekülerizm kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne ekonomik olarak batacak, ne de laik devlet anlayışı rafa kaldırılacak. Bunlar mümkün değil. Mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti muasır medeniyetler seviyesine doğru olan yoluna AKP artıklarının bıraktığı yerden aynen devam edecek. Bundan zerrece şüpheniz olmasın. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.